Onlarda temiz kağıdı yok. Çünkü senin kafan temiz değil. Kafan. Senin kafan temiz değil. Kıymetli hemşehrilerim. Ben İçişleri Bakanıyım. Kanun bana bir yetki vermiş. Şimdi size bir soru sorayım. Şimdi Yandırma Belediyesi üzerine APO posteri açmış ve aynen Doğu ve Güneydoğu'daki 94 belediye gibi teröre yardım yapan birisini siz görseniz, bana şikayet etseniz ben onu açığa almayacak mıyım yani? Peki dönelim. Allah muhafaza, bir belediye meselesi, bir hanım kardeşimiz gitti, dedi ki ya benim şurada işim var, onu taciz etti, ona başka şeyler yapmaya çalıştı, bana şikayet etti. Ben de baktım ki olay doğru. Ne yapacağım? 5 yıl mahkeme kararını bekleyeceğim o adamın görevden alınması için. O zaman biz 94 tane belediyeyi niçin görevden aldık? Teröre yardım yapan, teröre adam gönderen, teröre para gönderen 198 belediye meclisi ve il genel meclisini görevden aldık. Kanun bana diyor ki eğer böyle bir şeyi tespit edersen, terörle ittisakı tespit edersen, telafi edilmesi zor olayları önlemek için bunları görevden alacaksın. Ve şimdi Doğu ve Güneydoğu'da niçin huzur var? Ne bekleyecektik yani? Onların mahkemelerin sonuçlarını bekleyecektik. O da kanun. Kanunun bana güç verdiği yetki de kanundan kaynaklanıyor. Zaten Kılıçdaroğlu ne devleti biliyor ne de milleti biliyor. Kılıçdaroğlu devleti milleti bilmediği için pek zaten SSK'yı batırmadı mı? Batırdı mı batırmadı mı? Ya onun ayağını bastığı yerde ot bitmez ot. Helal yurtlar helal! Biter mi? Şimdi ne yapacağız? Biz bekleyeceğiz. İyi ya. PKK'ya sevk yapsınlar. Bakın. Terör tarihinin PKK'ya katılımının en düşük yılı 2018 yıldır. 136 kişi. Bunun önemli bölümü nereden gitti biliyor musunuz? Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı'ndan gitti. İstanbul'dan. Şimdi belediyelerden bunları gönderecekler. Ben bunları Doğu ve Güneydoğu'da yaşadığım için size anlatıyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben yangın söndürmeci değilim. Benim görevim itfaiyeci değil. Yani olay olduğu zaman bir kova su döküp olayı söndürmek değil. Bana Cumhurbaşkanımın verdiği görev, kanunun verdiği görev, bana hükümetimin verdiği görev şudur. Bu milletin başına birisi bir çorap örmeye kalkarsa, bu milleti tehdit etmeye kalkarsa, bir musibet, bir bela getirmeye kalkarsa, olay olduktan sonra değil, olay olmadan önce onun tedbirini almak, milletimizi bu beladan, bu musibetten muhafaza etmek ve böyle bir tehditten milletimizi korumaktır. Bizim görevimiz o.